Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde il genelinde başlatılan toplu ulaşımda dönüşüm projesi Salihli'de de hayata geçti. Araçların anahtar teslim töreni için ilçeye giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilk olarak Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından araçların anahtar teslim töreni düzenlendi. Törende ilk olarak söz alan 24 No'lu Salihli Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Baykal, modern araçlarla Salihli'ye hizmet vereceklerini belirterek bunu öncülük eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu ulaşım ana planına uyum sağlamak amacıyla Salihli SS 24 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak tüm ortaklar olarak yaklaşık 10 milyon TL yatırım olarak tüm araçlarımızı yeniledik. Daha sonra Karsan Pazarlama Türkiye Satış Müdürü Kaan Erkırtay'da bir konuşma yaparak kurumlarının hizmetlerini anlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Erkırtay, Başkan Ergün'ün engelli taşımasına uygun araçlar konusuna hassasiyetle yaklaştığını belirterek kendisine teşekkür etti. Toplu ulaşım hizmetindeki yenilikçi dönüşümün öncülüğünü yapan, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere, Ulaşım Dairesi Başkanımız Sayın Fevzi Demir ve ekibine, Salihli Şehir İçi Taşımacılık Kooperatifi yönetimi ve üyelerine firmam adına teşekkürlerimi sunarım. Karsan Atakların Salihli'miz için hayırlı olmasını diler, saygılarımı arz ederim. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da ilçelerine hem Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Salihli Belediyesi'nin önemli hizmetler kazandırdığını ifade etti. Bugün Salihli'nin sokaklarında artık eski arabaların dönemi bitiyor. Bugün Salihli'ye hizmet noktasında her türlü özelliğe sahip araçlar ile özürlüleri engelli vatandaşlarımızın taşıyabileceği bir noktaya getirdik. Ve Salihli'nin çevresi değişti. Bununla kalmadık. 33 tane köyümüzün mahalleye dönüşen yeni mahallelerimize yine hizmeti sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte sunduk. Bugün 33 tane köyden mahalleye dönüşen yeni mahallelerimize her gün insanımızı taşımak için bu araçların haricinde yine pırıl pırıl araçlarımız hizmete devam ediyor. Sayın Başkanım, bu noktada size teşekkür ediyorum. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kürsüye davet edildi. Sayın Cengiz Ergün'ü kürsüye arz ediyorum. Manisa'nın büyük şehir olmasıyla şehir merkezinden başlayan değişim ve dönüşümün artık Salihli'de de kendini gösterdiğini belirten Başkan Ergün şunları söyledi. Manisa'mızın büyük şehir olmasıyla birlikte yaklaşık başkanımın da ifade ettiği gibi 2,5 yılı geçen cuma günü hayırlısıyla doldurduk. İlk defa büyük şehir olan bir il, ilk defa bir personeli olmayan MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçesinde 1000'e yaklaşan eski adıyla köyümüz, bugünkü adıyla mahallelerimiz ve beldelerimiz, bütün ilçelerimizde Büyükşehir ve MASKİ'nin kurulum süreçlerini, sıkıntılı ve zorlu süreci bugün çok şükür geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ilçelerimizde bütün yapılarımızın oluşturulması, mevcut istihdamların sağlanması, 2013-31-12 itibariyle Manisa Belediyesi'nin personel sayısının 1920'lerden bugün MASKİ dahil olmak üzere 5200'ün üzerinde ulaşan istihdam kadrosu ve 1000'in üzerine yaklaşan araç temin
noktasındaki eksikliklerin sahada vatandaşımıza hizmet verebileceğimiz bu araçların temin sürecini geride bıraktık. Bugün itibariyle %100 olmasa da %90-95'lerin üzerinde artık Manisa Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyeleriyle birlikte hareket ederek sahada kendini hissettirmekte ve adını, damgasını vurmakta. Tabii ki bu süre içerisinde sadece bu yapılanma değil, ilçelerimizde de eksiklerin tespiti noktasında neleri yapabiliriz? Hep bunların çalışmalarıyla geçirdik. Ve projelerimizi öncelik sırasına göre birer birer uygulamaya başladık. Ama bu süreç inşallah bundan sonraki geri kalan 2,5 yıllık sürede de çok daha fazlasıyla sahada olacak. Bundan hiç kimsenin şüphe duymaması lazım. Manisa'mızın büyük şehir olmasıyla şehir merkezinden başlayan değişim ve dönüşüm artık Salihli'mizde de kendini göstermekte. Değerli başkanımın da ifade ettiği gibi belki yapılanlar tekerrür olacak, mükerrer olacak ama söylemeden geçmemek lazım. Dur geç köprülerinin tarihe karışmasıyla Salihli'mizde hizmet fitilini ilk etapta ateşlemiştik. Bugün burada il genelinde başlattığımız toplu taşımada dönüşüm hamlemiz kapsamında 36 aracın anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Ardından MABEM ve Koordinasyon Merkezi binamızın ve Salihli Belediye'miz tarafından yapılacak atış poligonunun temellerini atacağız. Hatırlayın, Nisan ayında yine Salihli'ye geldiğimde MABEM, Gıda Bankası, Gümüşçayı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Durasallı İtfaiye Müfrezesi ve Gümüşçayı Çok Etkinlik Salonu, yani düğün salonunu sizlerin hizmetine sunmuştur. Sayın Başkanım da biraz ifade ettiği gibi biraz önce Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 13 güzergahta 33 mahalleye 10 tane Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım dairesinin ulaşım master planı kapsamında Salihli'ye gönderdiği 10 araçla artık köylerimiz eski adıyla yeni adıyla mahallelerimiz ilçe merkezimizde ulaşmakta sıkıntıları geride bıraktı. Güle güle bu mahallede yaşayan kardeşlerimiz kullansınlar. Hayırlı olun, uğurlu olsun. Değerli hemşehrilerim, bundan 6 ay önce burada toplu açılış ve temel atma töreniyle güzel bir şölen yaşamıştık. Salihli Belediye'miz işbirliğiyle temelini attığımız kapalı yüzme havuzu ve spor salonu hızla artık bitime yaklaştı. Salihli Belediye Meclisi kararıyla bu güzel projemize Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi. Bu vesileyle buna öncülük eden değerli Zeki Başkanım ve tüm Salihli Meclis üyelerine buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatanın kurulmasında, Cumhuriyet'in inşasında hayatını feda etmiş tüm atalarımızı, yiğitlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Huzur içinde yatsınlar. Değerli hemşehrilerim, Salihli'mizde bugün ulaşımda devrimi, dönüşümü resmen başlatıyoruz.
Bildiğiniz gibi Manisa Ulaşım Ana Planı çalışmaları kapsamında Manisa'mızın 17 ilçesinde ve bu ilçelerimize bağlı mahallelerde toplu taşıma hizmeti veren araçları günümüz teknolojisine uygun olacak şekilde dönüştürmeye başladık. Ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, elektronik bilet sistemli, araç içi kayıt yapan kamera donanımları bulunan ve engelli erişimine uygun alçak tabanlı araçlarla bu değişim sağlanıyor. Bunların bir düzen ve sıra içerisinde rotasyonlu olarak bölgesel havuz sistemi kapsamında planlanan hat ve güzergahlarda çalışması için dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Salihli ilçemizde de şoför esnafımızla gerek Zeki Başkan gerek bizim ulaşım dairemiz sık sık toplantılar düzenledi. Bunu biraz önce değerli başkanım da ifade etti. Bu görüşmeler sonucunda Salihli ilçesi şehir içinde toplu taşıma hizmeti veren 48 araç sahibinin ulaşım ana plan dönüşüm önerilerinde 24 adet alçak tabanlı engelliye uygun araçlarla değişimi bizim tarafımızdan öngörülmüştü. Tabii işletmeci ve şoför kardeşlerimizin taleplerini de dinlemek zorundaydık ve bunlara kulak verdik. Onları yok saymadık. Onların talebiyle 36 tane aracın çalışmasına karar verildi. Ortak paydada buluşmayı bildik. Değerli arkadaşlar, bu birinci kısım. Yani Salihli merkezindeki dönüşümdü. Bunun bir de Salihli ilçemizden tüm Salihli mahallelere toplu taşıma hizmeti veren araçların dönüşümü ayağı var. Ulaşım ana planımız kapsamında hali hazırda çalışan 165 aracın 59 adet 6 metrelik engelli erişimine uygun alçak tabanlı araçlarla değişimini öngörüyor bizim ulaşım daire başkanlığı. Bu plan kapsamında Salihli mahallelerine toplu taşıma hizmeti veren araçlar ile ilgili bunun toplantıları şu anda başladı ve devam ediyor. Birkaç hafta içerisinde inşallah orada hizmet veren şoför kardeşlerimize de ortak paydada buluşarak bu dönüşümü de gerçekleştirmek üzere inşallah bir noktaya geliriz kanaatindeyim. Salihli Manisa arasında hizmet veren araçlarla ilgili dönüşüm önerilerimizde de Salihli'den Manisa il merkezine faaliyet gösteren araçların 12 adet 8-8,5 metre araçlar ile hizmet vermesini öngördük. Ancak yapılan toplantılar sonucunda 14 adet mevcutta çalışmakta olan araçların engelli binişine uygun hale getirilmesi noktasında karar verildi. Değerli hemşehrilerim, özetle kimseyi mağdur etmeden vatandaşlarımızın modern araçlarla yolculuk yapmaları amacıyla bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün de yeni ve modern toplu ulaşım araçlarımızın tanıtımını gerçekleştirmek için bugün buradayız. Öncelikle bu dönüşümün gerçekleşmesinde emeği geçen Ulaşım Daire Başkanlığımıza, değerli Salihli Belediye Başkanımız ve bütün ekibine, değerli işletmeci ve şoför kardeşlerimize, değerli başkan ve yönetimine, tabii ki araçları temin etme noktasında hizmet veren Karsan yetkililerine, bütün emeği geçenlere, kooperatif üyelerine, herkese buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu hizmetin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyorum. Buradan bir parantez açmak gerekiyor. Yaklaşık 3000 kardeşimizin istihdam kapısı olan Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ne 4 sefer ekleyerek bölgeye ilk kez toplu ulaşım imkanı sağlanmış oluyor bugünden itibaren.
Bu güzel çalışmada bizlere nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu işin ulaşım bacağıydı. Yeteri kadar herhalde anlattım. Ama 2016 yılının sonuna kadar ihalelerini tamamlayabileceğimiz, 2017 başında ihalelerine çıkacağımız, 2017 yılı itibariyle Salihli'yi ilgilendiren, kısaca değerli başkanımın da biraz önce bazı başlıklarla geçmeye çalıştığı yatırımları biraz kısaca paylaşmak istiyorum. Yeni müjdeleri, yeni yıl hedefleri buradan sizlerle sunmak istiyorum. 125, bu bugünün bana göre anlamlı bir kelimesi, sözcüğü. Tamı tamına 125 milyon TL'lik yatırım 2017 yılında Salihli'ye geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bunları kısaca saymak gerekirse, öncelikle arkamızda bulunan alanın, pazar yerinin, yerinin altında otoparklarıyla, üstünde pazar yeriyle ve meydan düzenlemesiyle bütün bu bölgenin yapımı hayırlısıyla 10 gün sonra 17 Ekim tarihinde ihalesi yapılıyor. Yani yaklaşık 40 gün önce bunun ihalesi çıkarıldı. 30-35 gün önce. Sonuçta inşallah bir aksilik olmadığı takdirde buranın temel atma törenini yılbaşından önce inşallah yaparsak bundan çok büyük mutluluk duyacağız. Sadece bunun yatırımı 30 ile 35 milyon TL arasında, ihaleye kaça giderse artık hep beraber göreceğiz. İkinci olarak yine Salihli'yi çok ilgilendiren, İzmir'den gelip Ankara'ya seyahat eden ve mevcut bu 3-4 tane kavşağımızda çok kazalara sebebiyet veren ve Salihli'yi bu çileden kurtaracak olan viyadüklü katlı kavşak projemizin de ihale projelerinin çizilmesi zaten 2 ay önce yapılmıştı. Tahmin ediyorum önümüzdeki ay içerisinde bütün projeleri bize teslim etme noktasına gelecek. Mevcut ayakların, yeraltı çalışmaları, ayakların geleceği noktaların jeolojik çalışmaları yapıldıktan sonra şu anda Turgutlu ve Alaşehir önden gidiyor. Salihli'nin de tahmin ediyorum yılbaşına kadar bu işleri, ihale sürecini tamamlamak suretiyle Ocak-Şubat ayından itibaren burada bu viyadük projesini de 2017 yılında başlatmış olacağız. Bunun da buradan müjdesini vermiş olayım. Yine şu ana kadar 80 dönümün üzerinde alan imar planında belirlenmiş Salihli Ototerminal, yani Salihli'ye yeni bir ototerminal daha geliyor. Bununla ilgili %85-90'a yaklaşan kamulaştırma bedellerini bitirdik. Bugüne kadar 3 milyonun üzerinde bedel ödeyerek bu kamulaştırmaların çoğunu tamamladık. Birkaç parsel sahibiyle ilgili sıkıntılarımız daha kaldı. Bununla ilgili mahkeme süreci başladı. Bu mevcut yeni ototerminalde inşallah 2017 yılı içerisinde startını vermek niyetindeyiz. Bu da inşallah Salihli için bu merkezdeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak yeni büyük bir yatırım. Yine başkanımızın da belirttiği gibi biraz tabii Salihli halkını üzeceğiz. Ama ben geçen 5 yıllık süre içerisinde de Manisa merkezde bu yağmur sularının yenilenmesini yaparken çok laf yedim. Toz toprak içinde bıraktık. Ama sıkıntılı o süreci geride bıraktıktan sonra yapılan sahadaki bütün çalışmalarla ve yağan yağışlarda artık Manisa'da yağmur suyu sorunu yaşamayan bir merkez olması gerekçesiyle bugün herkes çok mutlu. İşte bunun bir örneğini de
30 milyonun üzerinde inşallah Sarili'deki yağmur suyu yatırımları ve eksik kalan kanalizasyonların tamamlanması noktasındaki ihalede artık her şey bitti. Şu anda tahmin ediyorum ya bu ay içerisinde ya önümüzdeki ay İller Bankası ihalesini yapmak üzere, yapım ihalesini yapmak üzere ihaleye çıkıyor. Bu da MASKİ bünyesinde, büyükşehir bünyesinde yapacağımız Salili'ye büyük bir yatırım olacak. Temin Başkanımızın da söylediği gibi biraz belki toza karışacağız. Belki bir sene, belki iki sene sürecektir. Ama arkasından da artık sorunları bitmiş, yağmurda göle dönmeyen bir Salili'yi kazandırmak niyetindeyiz. Bu yatırımımız da 2017'de başlıyor. Yine Salili için düşündüğümüz projelerden bir tanesi, örnek itibariyle söylemek gerekirse Manisa'da 170 bin metrekare üzerinde hayata geçirdiğimiz Manisa Kent Parkı'nı, Atatürk Kent Parkı'nı biliyorsunuzdur. Gelenleriniz var, gelmeyenlere tavsiye ederiz. Onun yarısı da olmasa alan itibariyle herhalde gene büyük bir alanımız. Sonuçta bu Gümüşçay projesinde artık projeleri bitti. Yaklaşık maliyetleri şu anda çalışılıyor. Tahmin ediyorum bir ay içerisinde de bunun yapım ihalesine hayırlısıyla çıkacağız. Yani yeni yılda bu projemizde artık start almış olacak. Salili'de yaşayan ailelerimize, çocuklarımıza bu büyük rekreasyon ve her türlü aktivitenin içinde olduğu bu alanı Manisa Salili'deki kardeşlerimize kazandırmış olacağız. Yine başkanımın da ifade ettiği gibi Avşar ve Şüeda caddelerimizin şu anda projeleri bitirildi. Bunu değerli başkanımızın çalışmasıyla ve ilgili ekiplerinin yapmış olduğu hazırlıklarla bizim ilgili imar işlerimiz ve fen işlerimiz şu anda artık son noktalara geldik. Tabii ki TH ile ilgili yerin altına alınma çalışmalarının bitirilmesi lazım. Bir daha kırılıp tekrar dökülmesin diye. Bu çalışmalar da şu anda devam ediyor. Takip ediyoruz. TH ile yaptığımız görüşmelerde de şu anda bu çalışmalar kısmen başladık. Bazı yerlerde bitirildi bildiğim kadarıyla. Bunların da yapım ihaleleri inşallah bu bir ay içerisinde, iki ay içerisinde yapılmış olacak ve 2017 yılında da inşallah bunlar başlamış olacak. Yine bunun dışında herhalde bugünlük bu kadar yeter diyorum değerli başkanım. Tabii ilçelerimizde, mahallelerimizde altyapı olarak yaptığımız çalışmalar onlar bir kenarda. Şu anda iki tanesi başladı bildiğim kadarıyla. Kimisi bitiyor, kimisi başlıyor. Kanalizasyon su noktasında, su depoları noktasında epey iyileştirmelerimiz, insanlarımıza sağlıklı su verebilmek düşüncesiyle yaptığımız çalışmalarımız var. Tabii bu sene, yani geçen sene 2015'te başladığımız ve 2016 yılında da devam ettiğimiz asfalt çalışmalarımız Manisa il genelinde biliyorsunuz 2500 kilometrelik bir hedef koyduk. Şu ana kadar yaptığımız bu geride bıraktığımız süre içerisinde 2250 kilometre asfaltı bu sene bu 3-4 aylık süre içerisinde 5 aylık süre içerisinde yaptık, hayırlı olsun. Bu 2500'ün içerisinde de 302 kilometresi tamamı 340 da bir 38-40 kilometresi daha bitmedi. 302 kilometreyi şu ana kadar Salili'nin bütün mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollarda bitirdik. Bunun da maliyet itibariyle baktığınızda nereden baksanız 25-30 milyon civarında bir yatırım bütün bu mahallelerimize bu yaz hizmete girdi. Artık düğün salonlarını söylemiyorum, itfaiye müfrezelerini söylemiyorum, çocuk kültür merkezlerini söylemiyorum, yapılan altyapı diğer yatırımları, peyzaj düzenlemeleri, taş kaplamaları ki başkanım biraz önce saydı. Sadece bu sene 88 bin metrekare taş Salili Belediyesi'ne bizim tarafımızdan teslim ediliyor ve bunlar sahada uygulamaya geçiriliyor. Sadece 28 bin
Söğütlü gündü. Biraz sonra gideceğim. Çökelek, pardon. Çökelek mahallemizde 28 bin metrekare taş döşemesini bitirdik. Bunun yanında atık su arıtmalarla ilgili çalışmalar, Adana'da olsun, Taytan'da olsun, bununla ilgili bir yığın çalışmalarımız var. Onların artık detaylarına hiç girmeyelim. Yani biz Salihli'nin her zaman yanındayız. Bunun bilinmesini istiyorum. Sonuçta 17 ilçe içerisinde 2014 yılında şahsıma Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda en fazla oyu veren ilçe Salihli ilçesi. Allah bin defa razı olsun. En büyük farkı da bu ilçemizde 14.800 oy farkıyla bizlere destek veren Salihli hemşehrilerimiz. Allah hepsinden binlerce defa razı olsun. Biz bu makamlarda en güzelini en iyi şekilde sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece Zeki Başkanımız ve bütün ekiplerimizle sahadayız. İnşallah çok daha güzel bu hizmetleri sizlere kazandırmak niyetindeyiz. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Allah utandırmasın. Allah sağlık sıhhat içerisinde bu geride kalan 2,5 yıllık süre içerisinde de bizlere en güzel hizmetleri Rabbim yapmayı nasip etsin. Çünkü Allah katında Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor. Halka yapılan hizmet en büyük ibadetmiş. Bunun bilincindeyiz, bunun düsturundayız. Bu doğrultuda bugüne kadar çizgimizi hiç bozmadık. Doğru olanı yapmaya çalıştık. Bundan sonra da ayrım gözetmeden, bana oy vermiş vermemiş demeden bütün ilçelerimizde de Büyükşehir'in en güzel hizmetlerini Rabbim bize yapmayı nasip etsin diyorum. Allah'a emanet olun. Bugüne kadar bu hizmette, bu şoför kardeşlerimizde, değerli Karsan firmasında, değerli mevcut başkanımız ve yönetiminde, Zeki Başkanımız ve Cemiyet Başkanımız olmak üzere bütün emeği geçen, Ulaşım Daire Başkanlığımıza, bütün emeği geçenlere, ismini unuttuğum kardeşlerimize buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Yeni müjdelerde, yeni projelerde buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından 36 aracın anahtarını Karsan Pazarlama Türkiye Satış Müdürü Kaan Erkırtay, Başkan Ergün'e takdim etti. Hep birlikte pasta kesildikten sonra Başkan Ergün araç sürücüleriyle tek tek tokalaştı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kazasın, belasın. Hayırlı olsun. Nasılsınız? İyisiniz. Güle güle, kazası belasız inşallah. Hayırlı olsun. Gel, gel, gel. Geniş geniş çekelim. Gelin geniş geniş alalım. Hayırlı olsun. Kazası belasız. Günlerde inşallah. Hayırlı güle. Öyle mi? Öyle mi? Ne mutlu. Hayırlı olsun. Bravo. Yapmışın anahtarı, evet.